Süleyman Özışık. Gitti yine bir dakika leylek bacaklım. Daha önce sahneden adam fırlattıran Muharrem İnce'nin gazabına bu kez küçük bir çocuk uğradı. Sahnede yanına gelen çocuğu konuşuyorum şimdi in bakalım in bakalım diyerek çocuğu ittire ittire sahneden indirdi. İndirmekle kalmadı bak canlı yayındayız burada gitti bir dakika diyerek isyan etti. Büyük bir hataydı yaptığı ve haliyle toplumun tüm kesimlerinden müthiş bir tepki gördü. Birileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla nasıl ilgilendiğini gösteren videoları yayına verince tepki iki katına çıktı. Eh Muharrem İnce bu tiyatro çevirmeden durur mu? Daha önce Beylikdüzü mitinginde aa kız kardeşim gelmiş aa başörtülümüş hadi sizinle tanıştırayım diyerek sahneye çıkarmıştı. Bu kez daha denişik bir oyun oynadı. Ben oyun diyorum siz imaj düzeltme çalışması olarak anlayın. Çorlu mitinginde sahneye bir kız çocuğu çıkarıldı. Tesadüfmüş gibi, kendiliğinden gelişmiş gibi. Yersen. Muharrem bir görseniz, dün gariban çocuğu sahneden ittire ittire indiren, in bakalım, in bakalım diyen adam nasıl çıt kırıldım, nasıl sempatik anlatamam. Tatankadan eser yok. Yere çömelmeler, nereye gidiyorsun, hoş geldin demeler. Suratına bir türlü oturmayan sahte bir gülümseme falan. Ama sahneye çıkan kız çocuğunun halleri bir tuhaf. Muharrem sanki babasını öldürmüş gibi bakıyor. Eline tutuşturulan bir dal gülü İnce'nin kucağına atıp kaçıyor. Hem de depara kalkarcasına. Bizimki hala sempatik. Nereye gidiyorsun? Ya kız nereye? Diye arkasından gidiyor. Kaçan kızı yakalıyor sarılıp öpüyor falan. Kızcaz elinden kurtulmak için resmen patinaj çekiyor. E çocuk bu, sevgisizliği, samimiyetsizliği gördüğü anda korkup kaçar. Sevgisinden, samimiyetinden emin olduğu Erdoğan'a 40 metreden dede diye seslenir. Senin samimiyetsizliğini görünce adını sorarsın, söyleme gereği bile duymaz. Çocuğu uzaktan bir salıyorsun, Erdoğan'a koşarak gidip sarılıyor. Burada çocuğu zorla sahneye çıkarıyorsun, seni görür görmez senden kaçıyor. İstersen yüz kişilik beyin takımıyla çalış, samimiyet yoksa olmuyor. Aslında Muharrem İnce'nin en büyük şansı ne oldu biliyor musunuz? Erken seçimin 2 ay gibi kısa bir süreye sıkıştırılması. Yani 3-4 ay olsa var ya yeminle Erdoğan'ın miting yapmasına bile gerek kalmayacaktı. Muharrem İnce çıktığı her mitingde bir açık verip kendi kendini tüketecekti. Neyse ki küçücük bir kız çocuğu 2 aylık sürede olayı çözdü. Herkesin yapması gerekeni yaptı ve arkasını dönüp kaçtı. Aklı olan kaçsın dercesine kaçtı. Gerisi sana kaldı birader. Senden canlı yayında bir dakika değil belki de geleceğin olacak anla yani. Patoloji, teknoloji, narenciye, kuantum, fizik, kimya, delişmen, öpüşmen, gidişmen anlıyor musun? Leylek bacaklım. Süleyman Özışık, internethaber.com